yarama bir merhem olunmuyor, olunmadı. Halen anne Amerika'da işte sağ olsun basından, sosyal medyadan öğreniyoruz. 4 katlı fiyat vereyim, otelde isim geçmesin. Yani vicdansızlıklarına devam ediyorlar. Bakalım nereye kadar devam edecekler. Ben sabırla bekliyorum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ya getirsin çocuğu, onu bir an önce teslim etsin. Bir an önce kendi de teslim olsun. İlk zamanları doğru dürüst ağlayamadık. Doğru dürüst taziyemizi kabul edemedik. Ama sağ olsun sizlerin sayesinde sesimi dünyaya duyurdum. Anne Amerika'da olmasına rağmen halen yolsuzluklara, yasa dışı yollara giderek kendini korumaya çalışıyor. Çalışmasın, gelsin adalete teslim olsun. Eninde sonunda gelecek, kendini koruma istiyor. İşte en sonunda otele gidip benim ismim müşteri listesinde olmasın ama 4 katı ücret vereyim, 5 katı ücret vereyim diye talepte bulunan bir insan. Bu beklenir. Yani sonuçta 1 yıllık ev kiralayayım da işte beni kimse bulamasın edemesin. Ama ben eminim benim gibi yürek taşıyan Amerika'da da bir insanlar olduğunu ben biliyorum. Nasıl taksiye binanda resmini çekmişseler, çok özür dileyerek söylüyorum, yüzüne tükürmüşseler, bugün yarın onu yine bulacaklar, yine yüzüne tükürecekler, yine benim yanımda olduklarını beyan edecekler. Ben bundan eminim. Ha, bunu ömrüm vefa ettiğim müddetçe mücadeleme devam edeceğim. 3 sefer gittim. Ya birinci gündü veya ikinci gündü. Yataktan kalkmışım. Kendimi bir an mezarın başında buldum. Sabah 5 miydi, 6 mıydı hatırlamıyorum. Eşim hiç gidemedi mezarın başına. Dertleştik. Ama şu an eşi, şu ana kadar yanılmıyorsam bir sefer çocuğuyla beraber gitti. En son 15. gün adliyeye ifadeye geldiğinde orada işte aileye taziye gittiğini, efendim işte orada maddi manevi yanımda olduğunu iyileştirerek her zaman acılı ailenin yanında olduğunu söylüyor. Fakat şu ana kadar ne gelen var, ne giden var, ne de arayan var, ne de soran var. Geçenlerde yine yani kızının aynı okulda olduğunu, ondan dolayı okula arabayla gidip geldiğini ve ailesi buna göz yumduğunu, ya bu göz yumuyorsa demeli ki okula gitme gelme esnasında, akşamlar araba dolaşma esnasında, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde 3-5 sefer ceza yediği, büyük olasılıkla bu hız cezaları olduğu, yani bunu varsayılıyor. Bir tedbir almış olmaları lazım. Almadıklarına göre bu cezaları çocuk yemiştir. Yani anahtarı efendim evden almış çıkmış çocuk diyorlar. Fakat en son görüntülerde biliyorsunuz işte kaza yapmadan birkaç saat, 1 saat önce veya işte 40-50 dakika önce annesine geliyor kafeye, işte ayaküstü sohbet ediyorlar, kakara kikiri yapıyorlar. Ama demeli ki yani bu kaza geliyorum dedi, anne baba önlem almadı. Yani anne baba önlem alsaydı bu kaza geliyorum demezdi. Yani zaman zaman bu işede de yani görgü tanığı yani beni hızlı bir şekilde geçtiler. Ondan sonra bu tutanaklarda da var. En son kadran 160-170'te takılı kalmış. Yani o orman yolunda 160-170 hız yapabilecek bir yer mi? Yani otoban mı burası? Yani bizim şu an otobanlarımızda hız sınırı 130 kilometre. Değil ki orman yolunda 160-170 başlıyorsun ve yarışıyorsun. Orası yarış yeri mi? Yani
bilmiyorum yani ne söylemişler hep tersine oldu bugüne kadar. Söylemleri veya açıklamaları külliyen yanlış. Neden yanlış? Ölü olsaydı yurt dışına kaçmazdık deniyor. Ölü olduğu için yurt dışına kaçtılar. Onu bırak, kendi çocuklarını koruyorlar. Tamam. Ama bizim orada 5 çocuğumuzu ölüme terk ediyorlar. Kendi çocuğunu koruyorsun. Ayakta duruyor. Tamam, gayet iyi. Yani bir de utanmadan söylüyor. Efendim gitmiş çocuğunu U dönüşü almış. Oradan uzaklaşmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ha bir de efendim neymiş, yaralılara yardım etmiş ilk açıklamalarında. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Hepsi yalan. Yani keşke bir azıcık vicdan olsaydı da bizim çocuklara da yardım etseydi. Belki benim çocuğum yaşıyor olurdu. Bu eylem tok aramıyor, babası aramıyor, sormuyor. Onlar ya bizim çocuk da ikinci arabadaydı, jipteydi. Bizim çocuk da orada vardı, bizim çocuklarımız da ölebilirdi. Bir empati kurup ya gençlere efendim geçmiş olsun. Ya sizin de başınız sağ olsun. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. Allah rahmet etsin demek bu kadar zor mu?